Şimdiki sunumumuzda genital bezlerden prostat bezini anlatacağım. Öncelikle şundan bahsetmekte fayda var. Ekstra testiküler genital kanallar baz deferesten sonra ductus ejaculatorius olarak devam etmekte. Baz deferens seminal vezikülden gelen kanalla birleşerek prostat içerisine girdiği zaman ductus ejaculatorius olarak devam etmekte. Basit prizmatik epitel ile lümeni döşeli buranın ve prostat içerisinde çevresinde düz kas tabakası bulunmaz. Prostat içerisinde bir de prostatik üretra devam eder. Muhtemelen şurası prostatik üretra, insandan bir prostat bezi, hepsi tam çıkmamış. Şöyle baktığım zaman muhtemelen şu kısım ise ductus ejaculatorius, lümeni, lümenin çevresindeki epiteli. Bir büyütelim. Evet, şöyle kısaca bahsedelim. Çevresi epitelden sonra prostat stromasıyla devam etmekte. Prostat içerisindeki diğer bir kanal olan prostatik üretraya odaklanalım. Deformasyon var biraz. Burası da olsa olsa mesela şurası transisyonal epitel dokusu görüntüsü var. Evet, şurası prostatik üretra. Prostatik üretranın şurası lümeni. Bu da hemen lümeni çevreleyen transisyonal epitel görüldüğü gibi. Şurada globüler hücreleri de görmek mümkün. Şemsiyemsi hücreleri. Proteinik koruyucu örtüleri yoğun bir şekilde boyanmış. Alttaki diğer değişici epiteli ait diğer katmandaki poligonal şekilli hücreler. En altta şurada bazal lamina üzerine oturmuş ve görüldüğü gibi lamina propria ile desteklenmiş ve çevre prostat stroması ile devam etmekte. Bunu anlattıktan sonra şimdi prostat bezine anlatmaya devam edelim. Küçük büyütmeye bir daha alayım, genel görüntüsünü görelim. Hematopsilen eozin boyalı bir preparatta insan prostat bezinden bir görüntü. Prostat bezi genital bezlerin en büyüğü ve dıştan bir kapsülle çevrelenmiştir görüldüğü gibi. Kas ve bez yapısında tübüle alveolar bir organdır. 3 grup bez bulunur prostatta. Mukozal bezler, submukoza bezleri, bunlar kısa kanallarla üretraya bağlı ve en dışta çevrede ki olanlar ise şu görüntüdekiler esas prostat bezleridir. Şurası prostatik üretra dedik. Hemen prostatik üretraya en yakındaki şu bezler, mukozal bezler. Evet, şu yapılar submukozal bezler. Submukozal bezler. Evet, submukozal bezlerden sonra devam ediyorum. Submukozal bezler yapısı yoğun bir yer kaplamış. Submukozal bezlerden perifere doğru devam ediyorum. Hemen geçiş kendini gösterecek. Evet, bez yapılarının görünümü, değiştiği şekilleri. Bunlar ise esas prostat bezleri. Prostat kanserlerinin kaynaklandığı alan bu. Esas prostat bezlerinin olduğu kısımdır. Esas prostat bezlerinin olduğu kısmı bir büyüttüm. Şuradaki bezin lümenini görmekteyiz. Lümeni çevreleyen epitele bakıyoruz. Epiteli tek katlı prizmatik ya da yalancı çok katlı prizmatik olabilir. Bir daha büyütelim. Şu an submukozal prostat bezleri kısmındayız. Tubulo alveolar bir bez yapısındadır. Bez fibro müsküler stroma ile desteklenmiştir. Şuralar görüldüğü gibi fibromüsküler bir stromaya sahiptir.
Fibromüsküler stroma görülmekte. Stroma içerisindeki kan damarları da görüldüğü gibi ekrana yansımış. Bir de korpora amilasa dediğimiz prostat taşı oluşumlarını da lümendeki gösterelim. Bu görüntüde yaşlı bir bireye ait prostat bezi, bez lümeni içerisinde oluşmuş olan korpora amilasa dediğimiz prostat taşı oluşumları görülmekte. Korpora amilasa şu yapılar lümen içerisinde. Prostat bezi lümeninde yaşlanmayla birlikte taş oluşumları artmış. Prostatın da genel histolojik yapısı özetle bunlardan ibarettir.